Merhabalar efendim. Bu videomuzda Profesör Doktor Fatma Asiye Şenat hocamızla Yunus Emre'nin şiirlerindeki ilahi motifleri konuşacağız. Hocam sizin özellikle çalıştığınız alan, Yunus Emre'nin şiirlerini biz bakarken, okurken ilahi motifleri nasıl görüyoruz? Söz sizde. Teşekkür ederim. Yunus Emre'nin şiirleri demeden önce aslında herhalde tasavvuf edebiyatında Kur'ani motifleri nasıl fark ediyoruz diye sormak lazım. Çünkü tasavvufun özü, her ne kadar üzerine yıllar boyunca, asırlar boyunca bir sürü farklı değer, açıklama, yol, yöntem giydirilmiş olsa da, gelmiş olsa da zemin Kur'an'dan ve sünnetten neşet ediyor. Oradan adımlarını atmaya başlamış. Öyle olunca Kur'an'da anlatılan hususların bazen bil fiil böyle ayetin hani alıntı yapılarak şiirlere yerleştirdiğini görüyoruz. Bazen de o mutasavvufun kendi cümleleriyle oradaki manayı yansıttığını görüyoruz. Yunus da bunu en yüksek seviyede, en iyi kullananlardan birisi. Hem ayetleri almış böyle olduğu gibi ayeti yerleştirmiş. Mesela beytin. Hemen bir örnek verebilir miyiz? En sevdiğimi söyleyeyim. Bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner tahte sera. Aslında yani ben orijinal Arapçası da okudum. Tahte sera. Yerin altı demek. Taha suresinin ilk sayfasındaki bir ayet o. Manasından anlamadım. Yerin altı, Allah işte gökleri olanı bilir. Yerin altında olanı da, yer altında yani her şeyi bilir cümlesinin bir parçası. Yunus oradaki o tahte serayı almış. Tek bir şiir değil aslında, başka şiirlerde demek ki oraya çok hoşuna gitmiş. Başka şiirlerde de o insanın değişken yönlerini, bir giryan olan, bir şadan olan halini anlatmak için o tahtes serayı oraya ekleyivermiş. Harika bir anlatım ortaya çıkmış böylece. Şimdi Allah'la ilişkinin elbette tabii dinden, işte Kur'an'dan alıyor deyince merkeze de Allah'ı tanıtmak, Allah'ı anlamak, tanımak konusu gelir. Çünkü Kur'an'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Çünkü Allah'ı doğru tanırsak hayatı da, buraya geliş amacımızı, kuralları, hikmetin de göz önünde bulundurarak uygulayabiliyoruz. Yani donanımımız öyle. Merkezde o var. Onun hakkında eğer yanlış tasavvur varsa din anlayışı da, efendim buna bağlı olarak hayat tarzı da kayıp gidiyor bir taraflara. İnsan anlayışı da. Orada Allah'ı doğru tanımak merkezde. Onun için işte Esma-i Hüsna var. Hı-hı. Bunlar ayetlerin sonunda mühür gibi var ve Allah'la kurulacak iletişim çok farklı dillere sahip. Bu gökkuşağının renklerini birbirini tamamlaması gibi. Yani sevgi var, yanında hemen çok korkmak var. Öbür tarafta onda huzur bulmak var, dua etmek var, nazlanmak, kulluk etmek var, zikretmek var, nazlanmak var. Her biri var. İstemek ve bunların var. Hepsi bir araya geldiğinde, tek bir dili öne çektiğimizde o ilişkinin doğasını kavramakta da çok zorlanıyoruz. Bu renkler bir araya gelerek o iletişimin temelini oluşturmuş oluyorlar. Yunus'un şiirlerinde de bu farklı dilleri çok net görüyoruz. Zaman zaman böyle sorular var. Hani aklı hafsalamız bizim almıyor. Şimdiki tırnak içinde dindarlık tasavvurumuzla bu soruyu nasıl sordun mesela diyoruz. Hocam. Mesela çok sevdiğim yine bir ilahisinin sözleri. Bir tahta yaratmışsın, halim anda yazmışsın. Mevlam ne yazdın anda, anı kullan ne bilsin diyerek girmiş söze. Ondan sonra insanların hayır ve şer hallerini tahta dediği levh-i mahfuz. Yani levh-i mahfuza da tahta diyerek tanımlayabilecek ben bir tek Yunus'u biliyorum. Onu tahta yaratmak ve onda kulun tahtaya her hali. Tahtaya yazmış adeta. Tahtaya tahta bildiğimiz tahta değil mi? Yani Yunus o öyle, Yunus evet, öyle evet, anlatıyor. Evet evet. Yani Yunus onu o şekilde anlatıyor levh-i mahfuzu. Darılınca şimdi o kelimeleri, kelimeler etrafında zihne, gönle gönderilen mesajları okuduğumuzu anladığımızda aslında bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in temel ögelerini, temel konularını fark etmiş oluyoruz. Bu yine bütün tasavvufi şiirler için söz konusu ama Yunus'un şiirleri için de söz konusu. Bu kadar çok sevilmesinin arka planı da o var. Yani herkesin anlayabileceği bir forma, çoğu öyle. Hani bazı şiirlerini dediğimiz gibi pes diyoruz. Hani söylemişsin ama eyvallah, baş göz üstü ama ne kastettin, nasıl bir ruh halinde yazdın, şerhler yazılıyor. Şerhleri anlamak zaten
belli başlı bir iş haline geliyor. Ama oradaki Kur'ani mesaj, hele bir de bu güzel bir müzikle buluştuysa o sözler, hiç farkında olmadan bizim zihnimize, gönlümüze, kalbimize, o Kur'ani cümleler içimize akıveriyor. Kolaylıkla, rahatlıkla akıveriyor. Burada yani diğer renkler değil ama özellikle Allah sevgisini, muhabbetullahı ben bu konuşmamıza taşımayı çok istedim. Onun cümlelerindeki Allah'ı anlatan, Allah'a olan sevgiyi anlatan cümlelerin arka planındaki Kur'ani ifadeler. Ya çok sevdiğim, bizi dinleyecek olan sevgili canlara bu ilk cümlelerini yazarak onların eğer duymadılarsa bestelenmiş formlarını da dinlemelerini ısrarla öneririm. Çünkü o besteyle buluştuğunda daha farklı o etki gerçekten şahlanıyor. Az önce bahsettiğimiz o Hak bir gönül verdi bana, o Tahtesera'nın geçtiği beste, rahmetli Ahmet Hatipoğlu'nun muhteşem nikriz bir bestesiyle buluşmuş. Yani beste güfteyi taşıyor, güfte besteyi şahlandırmış, böyle enteresan bir hal çıkmış oluyor. Sensin bize bizden yakın, görünmezsin. Hicap nedir? Böylece Allah'ın güzelliğini bir örtünün arkasında varsayıyor. Böylece anlatmış oluyor. Çün aybın yok, gökçen yüzün, yüzündeki nikap nedir diye soruyor. O yüzündeki örtü ne? Bu Allah Teala'nın tam da kendisini ifade ettiği bir hal zaten. Biraz o hem zahir, hem batın, hem yarattıklarıyla her yerde görülebilir. Ama yine bir Kur'an ayetinin ifade ettiği üzere, gözler onu görmez. La tudrikuhul ebsar, Enam suresi 103. ayetinde geçen o nikap, yüzündeki nikapla kendini bir anlamda görünmez eylemiş. Ama efaliyle, yarattıklarıyla, hayata müdahalesiyle, kalbimizde o hissettiğimiz hal ile var olan, görünür olan hali çok bu güzellikle anlatmış ve o hani sensin bize bizden yakın bir çeşit motto gibi bildiğimiz şah damarından daha yakın. Daha yakın, bize bizden daha yakın. Kaf suresi 16. ayetti bu şah damarından yakın olmak ve bu Allah'la kul arasındaki yakınlık elbette sevginin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Bu kadar yakın bir ilişkide, yakın Allah seni çok bu kadar söylediğini, söylemediğini ki bu artık hani burada sayamayacağım kadar çok ayete yansımış. İşte kalplerde olanı bilir. Taha suresinde sırrı bilir Allah, sırdan daha saklı olanı da bilir. Senin şimdi, bilmediğini de bilir. Senin bilmediğini bilir. Yani şu an en rahat hali belki bilinç altında gömülü olanları bilemiyoruz ama onlar Allah'a ayan. Bilgi, sevmek ve yakın olmak arasında çok doğrudan bir ilişki var ve bu Yunus şiirlerine çok net bir şekilde yansımış. Hepimizin yine bildiği aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diye başlayan ne varlığa sevinirem, ne yokluğa yerinirem, aşkın ile avunuram, bana seni gerek seni. Yani senden başka hiç kimseyi bir numaralı gündem maddesi olarak tutmayan, yani sadece Allah'a odaklanmış bir sevgi anlatır ki bu Kur'an diliyle şöyle anlatıldı Bakara suresi 165. ayette. İnsanların bir kısmı var ki kendilerine böyle hani o dönem için putlar. Şimdi siz oraya onun yerine bir takım kavramları ekleyin, efendim kişileri, tırnak içinde idolleri ekleyin. Onları edinirler, onları hayatlarına yerleştirirler ve Allah'ı seviyormuş gibi onu severler. Ha, bu cümlenin gelişinden anlıyoruz ki demek ki Allah'ı sevmenin kendine has bir debisi olacak. Ve bu debi çok şiddetli bir debi olacak. Yani Allah'ı seviyormuşçasına sevilememesi lazım onların. Zaten bu veri ayetin hemen devamında çok. Yine o da bir motto kıvamında bir cümleyle ifade ediliyor. Sözübillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenler ise en çok, ayetteki tam ifadeyle söylersem, en şiddetli halde, o debi yüksekliği, en kesilmeden söyleyecek olursam, derin bir aşkla Allah'ı severler. Sadece onu severler. Diğer bütün sevgiler
Allah'a duyulan sevginin yanında gölgelenir, onun yanında canlanır, orada yetişir ama odakta onun sevgisi olur. Diğer sevgiler o sevginin yanına yar sevgisi, ana baba sevgisi, memleket sevgisi, sevgisi, eş sevgisi, meslek sevgisi, ne bileyim yediğiniz içtiğiniz kadar çay sevgisi diyeyim Türkiye için. Onun yanına derecelenerek yerleşirler ama en çok Allah. Hocam Yunus da sanki diğer aşkları hiç istemiyor. Diğer sevgileri, aşk demeyeyim de diğer sevgileri hiç istemiyor. Sadece seni gerekiyor. Yani debi çok yüksek. Öyle mi anlıyoruz? Diğer sevgiler elbette var ama işte o sevgi odağında var. Onu öyle anlarsak daha rahat ederiz. Kalbini bağlamış değil o zaman. Yani onlar da tamam hayatımda var ama hani bir sevgi bağı değil de ihtiyaç babında sanki. Yanlış mı anlıyorum? Ne bileyim yani siz bunları söyleyince hemen Tapduk Emri'ye olan bağlılığı geldi aklıma. Yani oradaki hakiki bir sevgi. Evet, ama çok burada kıskanmıştım onların sevgilerini. İzlediğimde diziyi gerçekten ciddi kıskandım. Ben onu şöyle anlatabiliyorum ya da böyle anlayabiliyorum diyeyim daha doğru olacak. Odakta Allah sevgisi. Diğerleri yani yanına yöresine yerleşecekler. Çünkü hayatın öğrettiği kadarıyla, hayattan benim anlayabildiğim kadarıyla o sevgi de böyle pat diye gidemiyoruz. Tabii. Doğru. Oralardan yol dolanıyor, kavisleniyor. Önce numunelerde tadına öyle, bakıyoruz. Öyle. Ama bunların yol olmuş olması değerini azaltmıyor elbette. Çünkü mesela kadın erkek arasındaki ilişkiyi Rabbimiz kendi katından bir ikram olarak anlattı Rum suresi 21. ayette ve aranızda sevgi kelimesini kullandı. Mevette ve rahme dedi, şefkat ve sevgi olmuş olması, işte aşk olmuş olması onun varlığına bir nişane, ona bir iz. Böyle olunca bunun bir, ciddi bir kıymeti var. Ama odağı onu taşırsak, bence burada konu tamamen odaklanma meselesi. Yani evlada duyulan sevgiyi de anlattı, peygamberlerin evlatlarına duyduğu sevgiyi fark ediyoruz. Odak şaşmıyorsa, odak doğruysa, diğer sevgiler de oraya götüren, onu besleyen, ondan beslenen bir nitelik kazanıyorlar zannediyorum. Bu hani senden başka bana seni gerek seni aynı zamanda benim gönlüme Fatır suresi 15. ayeti de hatırlıyor. O ayete de bu ifadeyi kullanıyorum. İster istemez de hani biraz düzenli dinleyenler olunca yani sen de her ayeti ölüyorsun, hani sen de her şarkıyı ölüyorsun diyecekler ama bu ayete de ölüyorum. Çok tatlı söylüyor. Entümül fukara ilallah. Uzunca bir süre bu ayeti hiç anlamadığımı fark ediyorum. Yani fakir olmak, kök anlamını öğrenince ihtiyaç duymak. Siz Allah'a muhtaçsınız. Çünkü Allah olmayınca insanın hayatında yine Rahat suresi ayeti huzurda yok demektir. Çünkü onu da çok net söyledi. Kalpler sadece ve sadece Allah'ı anmakla huzur bulur. Yani bu yakın olmak, ihtiyaç duymak, onun yanında ancak huzur bulmak, onunla varlığının tamamlanması, onun yanından hiç ayrılmamak, onun senin yanından hiç ayrılmadığının farkına varmak. O da yine Mücadele Suresi 5. ayet. İki kişi gizli gizli konuşan, şimdi ikimiziz. İki kişi yok ki üçüncüsü Allah olmasın. Üç kişi yok ki dördüncüsü Allah olmasın. Bundan daha az ya da daha çok. Daha az deyince tek kişiysen de Allah seninle beraber. O sevgiyi destekleyen, sevgi havuzuna böyle güçlü bir şekilde akan kavramlar bunlar. Ve bunlar Yunus'un şiirinde mesela ben yürürem. Yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem, ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Şimdi bize biraz bunlar vakti zamanında söylenmiş, dinlenmiş, efendim ilahilere yansımış, az romantik cümleler gibi geliyor. Ama Kur'an'ın verilerinin içinden bakınca bunlar hayatın ta kendisi. Bunlar mümin olmanın, hani bu kadar yanmayabilirsin benim zihnimde, kalbimde Allah sevgisi yanma değil, daha çok ferahlıkla özdeşleştiği için hani bu şekilde yaşanmayabilir, bu şekilde hissedilemeyebilir. Ama bu yoğun sevgi, az önceki Bakara suresi ayetinin de ifade ettiği üzere zaten inanmış kul olmanın olmazsa olmaz
parçaları. Biz biraz böyle şekli unsurları tamamlayınca dindarlığın da ikmal ettiğine dair bir kalıplara sahip olduğumuz için, onları nasıl diyeyim, öncelediğimiz için bize de öyle olacak gibi geliyor. Yani onları yapınca ben buna böyle vazife temelli din anlayışı diyorum. Böyle hani kıl beşi kurtar başı mantığı gibi. Ve o sevgi olmadığında bunların suyunun çekildiğini, bunların suyu çekilmiş değirmen haline geldiklerini fark etmekte biraz zorlanıyoruz. Bu olmazsa olmaz ve Yunus'un anlattığı da sevgi olarak Allah'a duyulan sevgi ve Allah'ın sevgisini hissetmek bağlamında çok net Kur'an'ı hakikatleri anlatmış oluyor. Çünkü olayın bir de bu boyutu var. Yani kul Allah'ı seviyor ama Allah da kulu seviyor. O veri çok hoşuma gider. Yani Allah beni seviyor mu? Anlamak istiyorsan içine dön bak. Sen seviyorsan o da seni seviyordur zaten. O senin tek başına üretebileceğin bir sevgi değil. Ben kulumun zanlı üzereyim cümlesiyle de birleştirirsek bunu, Allah'ın sevgisi var ve bu sevginin karşılıklı bir sevgi olduğunu da fark etmemiz lazım. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Hocam peki bu aşk hali Yunus Emre'nin çevresine, kendisine, doğaya, ilişkilerine nasıl yansıyor? Biz oradan nasıl örnek alabiliriz? Yani bu aşk hali nasıl yayılıyor, nasıl etrafını aydınlatıyor? Sadece kendisine mi fayda sağlıyor, bütün topluma mı yayılıyor bu aşk hali? Kademe kademe gidiyor elbette. Yani insanla diyaloğuna bakıyorsunuz bunun. Tezahürlerini çok net görebiliyorsunuz. Çünkü sadece Allah'la, yani İslam'ın anlattığı insan modelinde, inşa edilmesini talep ettiği insan modelinde, yani merkezde Allah'ın sevgisi, ona karşı sorumluluk bilinciyle kademe kademe ilerleyen ve kişinin kendisine, çevresiyle ilişkisine, tabiata diyerek giden bir varlığa, bütün varlık katmanlarını kuşatan bir hal var. Aslında bir ahlaki kimlik geliştiriyor bu aşk hali. Kesinlikle. Doğru ifade mi acaba? Tam olarak böyle. Yani tek başına, yani biz işte zihnimiz biraz böyle parsel parsel çalıştığı için ahlakla imanın, efendim imanla ibadetin, ahlakla ibadetin bağını kurmakta zorlanıyoruz. O orada, bu burada, şu da şurada. Hayatın parsellenmesi mümkün değil. Bunların hepsi birbirine akan, birbirinden beslenen hayat bölümlenmeleri. Sadece anlatım kolaylığı olsun diye böyle söyleyebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim çok çarpıcı bir ifadesi. İşte canlarını kurtaramazlar diye başlıyor cümle. İman, daha önceden iman etmiş ve imanında bir hayır elde etmiş olanlar müstesna. Ha, anlıyoruz ki oradan iman etmek bir ortaya güzellik koymak durumunda, ondan bağımsız. Ben inandım, tamam, ben gidiyorum. Onu incitiyorum, bunu kırıyorum ama gidiyorum. Ama ibadetlerini de yapıyorum. Bunu fark etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Ortalama bir dille anlatacak olursam, tabloyu çizecek olursam, bir ibadet-i taate çok ihtiyaç da yok diyen bir grup var. Bir de yani bunlar böyle romantik, duygusal şeyler yahu. Bizim asıl temel sorumluluk alanımız bu değil. Biz peygamber değiliz ki olabildiğimiz kadarını yaparız diyen bir kesim var. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Yani ibadetleri yapıyoruz diye insan sevgisinden uzak kalma şansımız yok. İnsan sevgisine en üst seviyede sahibiz. O zaman ibadet mükellefiyetin de biraz düşmesi lazım deme lüksümüz yok. Çünkü bu varlık bizim tarafımızdan inşa edilmedi. Bunu yaratan, bunu nasıl en iyi şekilde, en rahat şekilde yönlendirilebileceğine kuralı koymuş ve bu kural en baştan beri böyle var. Bunu özellikle Yunus şiirlerinde karşımıza çıkan şu husus üzerinden söylemeyi istiyorum. Mesela bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Şimdi bu kıldığın namaz değil deyince nasıl namaz uzatabileceğimiz bir husus değil. Ankebe suresi ayeti tık. Çünkü namaz kötülüklerden ve çirkin hayasızlıktan insanı korur. Onun önüne geçer. Ha, namazın fonksiyonu bu zaten. Koruması lazım o zaman. İşte tam bu noktada
ben bu fonksiyonu zaten namazsız da icra ediyorum. O zaman namaza ihtiyaç yok. Ben namazı kılıyorum ama bu fonksiyonu yerine getirmesem de işte 5 vakit kılındı mı tik atıldı. Ay, namaz farzları eda edildi. Tamam güzel sünnetleri de kılındı. Tamam. İşte bunu söyleme şansımız yok. Yunus'un da anlattığı bize bu zaten. O ahlak bağını. İşte dürüş, kazan, ye, yedir. Bir gönül ele getir. 100 Kabe'den yiyerektir bir gönül ziyareti. Yani 100 kere gidip gelmektense bir gönül inşa et. Bu yani değerleri birbirini aynı Yunus'un mail oldum bahçesinde hurmaya diye başlayan görmeyince alma ya Rab canımı diye inlediği beyitleri de var, şiiri de var. O Hazreti Peygamber'in kabrini nasıl anlatıyor şiirlerinde? O gitme isteğini, Kabe ile ilgili, ihram, hac ibadeti ile ilgili nasıl güzel şiirleri var. Bu birbirini yerine koymak değil. Buradaki ahlak vurgusu, buradaki insana hürmet duygusu zaten Kur'an'ın anlattığı o mükerrem varlık, çok ikram edilen, çok kıymet verilen insana duyulan saygının bir uzantısı şeklinde, ondan bağımsız değil. Onun için tek başına insana sevmeyi öğretti. Hümanist deyince biz ilahiyatlılar biraz cinleniyoruz. Hayır diyoruz yani. Bu ayetler çerçeve onlardan bağımsız düşünmek kalmış. Mümkün değil. Hocam bir de gönül üzerinde çok duruyor. Çok gönülü zikrediyor. Gönül neden bu kadar önemli? İşte Beytullah. Orayı biraz açar mıyız? Vaktimiz de çok azaldı. Onu açarak bitirelim mi? Çok sevdiğim yine tasavvuf edebiyattan bir cümle ama kime ait olduğunu şimdi hatırlayamayacağım. Yine yani Kabe'nin kıymetini elbette heder etmez ama yani Kabe ile insan arasındaki, gönül arasındaki bağı çok güzel anlatıyor. Orası kıymetli. Beytullah ama inşa edildiği günden beri Allah o eve hiç girmedi. Ama bu evden de hiç çıkmadı diyerek durumu anlatıyor. Nazargah-ı ilahi Allah kalpleri evirirse Hazreti Peygamber'e dua etmişti ya. Subhanallahil mukallebil kulub. Sebbit kalbi ala dinik. Kalpleri evren çeviren Allah'ım. Nazargah-ı ilahi bizim Allah'la nasıl diyeyim iletişime geçebildiğimiz hattımız burası. Bu yüzden son derece kıymetli. Onun için burayı imar etmek, hem kendi içinde imar etmek, hem başkalarının gönlünü almak çok kıymetli. Bu da aslında yine tam Kur'an'ın bize öğrettiği bir husus. Hani denemesi bedava aslında diyeceğim. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bunlar. Yani tabii. Toplumsal ilişkide, yakın ilişkilerde tek itina göstermemiz gereken yer gönül, kalp, başka da bir şey değil. Hı-hı. Oranın ne kadar önemli olduğunu Yunus şiirleriyle de bize söylüyor. Kur'an diliyle, şiirleriyle Kur'an diliyle söylüyor. Öğüt şu, Fussilet suresi ayeti. Yani iyi kötülüğü iyilikle sağ. Bu herkese verilir mi? Daha zor. Ama ilke bu mu? Evet, ilke bu. Gayretimiz bu yönde mi olmalı? İşe yarıyor mu, yarar mı? Çok belli. Kötülüğü iyilikle sav. Böyle olunca sana düşman olan kişinin yakın bir dost olduğunu göreceksin. Değil. Hani zaten senin karşındaki iyi kimse de iyiye iyilik yapayım değil. Zaten, kötülük yapana bile bütün peygamberlerin hayatında abide şeklinde ortaya konmuş ürünler bunlar. Evet, bu işe yarar mı? Yarar. Sıcak bir dost olur mu? Olur. Ama o nasıl olacak? İşte o yine gönül o yaparım. Kötü iyilikle kalbe açılan kapıları tıklamak lazım. Hocam son bir beyitle bitirelim mi? Vaktimizin doğduğunu söylüyor arkadaşlar. Gene ben de tam bunun gönlünüzde için bir beyit hazırlamıştım. Çok hoşuma gidiyor bu Yunus. Bu sözleri çatar. Şimdi kendisi bir şiirin sonunda söylüyor. Yunus bu sözleri çatar. Sanki balı yağa katar. Halka metalarını satar. Yükü gevherdir. Tuz değil. Lütfen böyle demiş. Birazcık açıklayarak söyleyelim hepsini. Bu sözleri aslında teşekkür ederek Yunus'a bitirmeyi istedim. Gerçekten bu sözleri o kadar güzel çatmış ki bakın ne kadar zaman geçti, ne kadar asırlar geçti. Hala gönlümüzde, zihnimizde bir önder olarak bize yol yöntem gösteren, gönlümüzü şenlendiren, gönlümüzü eğiten
bir şahıs olarak, bir zat olarak duruyor. İyi ki bu sözlere böyle böyle çatmışsın. Allah gerçekten de balığı yağ katmışsın diyorum. Canına selam olsun. Size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ hayatımda olun. Hayatımda bu saatleri, bu dakikaları Yunus'u anarak geçirmeme vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler efendim. Sevgiyle kalın.